Girdin mi? Kayda girdin ama ben daha olaya kanalize değilim. Çünkü diyeceksiniz neden? Bugün biraz hayatın gerçekleri var. Çok yorgunum. Gerçekten hiç enerjim yok bu videoyu çekecek. Senin de olmayabilir. Senin de gününde hissetmeyebilirsin. Ama bugün işte böyle gününüzde hissetmediğiniz ama gene yağ yapmanıza yardımcı olacak, kalori harcatacak bir dene. En istediğiniz bölge karın. Buradaki bu cilt fazlalığını atalım. Alttaki bu baklavalar yüzeye yaklaşsın. Görelim istiyorsan, evde yapayım, hiçbir ekipmana ihtiyaç duymayayım, her yerde uygulayabileyim ve tamamen yeni başlayanlar için. Hiçbir fitness daha önce bilgisine ihtiyacınız olmadan herkesin uygulayabileceği, evinde uygulayabileceği bu güzel HEAT workout hem de abs workout için kanala hoş geldiniz diyorum. 9 hareketim olacak bugün. Önce biraz ters köşe yapıyorum bu videoda. Hareketleri başta anlatacağım birkaç dipnotla. Ondan sonra kronometrelerinizi hazırlayacaksınız. 40 saniye hareketi yapacağız. 20 saniye dinleneceğiz. Az konuşacağım aralarda. Nefesimi çünkü ben de tutmak istiyorum. Bu antrenmanın sonuna getirebilmek için. Ondan sonrasında isterseniz 1, 2, 3, 4 tur daha, 4 round daha bu antrenmanı uygulayabilir. Ve o istediğiniz, özlediğiniz, hep sahip olmak istediğiniz karın kaslarına sahip olup aynı zamanda da yağ yakıp kalori harcayabileceksiniz. Karın biliyorsunuz büyük bir kas grubu ve pek çok elementi var içinde. Alt karın, üst karın, yan, oblikler hepsini çalıştırmak istiyorum. Hem de eşit bir şekilde. Eğer eşit şekilde çalıştırmazsanız sadece bir bölgesinin daha çok geliştiğini görebilirsiniz. O yüzden bütün hareketlerin farklı açılardan karnınıza etkiliyor olması önemli. Ve bu antrenmandaki 9 hareket bu yüzden de seçtiğim hareketler. Çünkü farklı açılardan karnı etkileyecek ve onları sıkıştırıp kasılmaya sebep olacak. Ve ondan sonrasında beslenmeyle de desteklediğiniz zaman, bu önemli, sonuçları görmeye başlayacaksınız. Antrenmanın özelliği diğer karın antrenmanlarından farkı HEAT olarak, yani nabzınızı yükseltecek, vücut ısınızı yukarı çıkartacak iki tane hareketim var. Birini başta uyguluyorum, diğerini sonda, cila gibi düşünün yani, ısıtacak ve karın hareketlerinden daha fazla yarar sağlamanızı sağlayacak ve sizi terletecek. O yüzden antrenman high knees'de başlayacak, yani high knee step. 40 saniye boyunca bunu istiyorum. İyice burada çekmeniz gerekecek dizleri. Yani hip flexörlerinizdeki kasılmayı hissetmenizi istiyorum ve bütün hareketler boyunca karnı aktif tutuyor olmanız lazım. Bana sorduğunuz sorularda nefesimi içeri çekiyorum, bu karnımı sıkmak mı oluyor diye soruyorsunuz. Nefesinizi içine çekiyorum. Yani şu anda karnımı içeri çektim. Böyle bir şey değil. Karnınızı sıkmak. Yani ben şu an konuşurken de karnımı sıkabiliyorum. Yani kaslarınızı kullanıyor ve onları uyarıyor olmanız lazım. Ve burada önemli olan şey nefes. Nefesi eğer regüle ederseniz kral sizsiniz. O zaman hareketin de sonunu getirecekseniz hem de yüksek performansta harekette başarılı olmuş olacaksınız. Ondan sonrasında biliyorsunuz Russian Twist var. Oturuyorum yere. Burada genelde seviyelere göre de birazcık değiştireceğim. Yani oturup bacaklar düz uzatıp da yapabilirim. Dizlerim çekili bir daha kolay versiyonunu da yapabilirim. Ya da topuklarımı yere koyarak bu şekilde de dönüş yapabilirim. Seviyenize göre bunu siz belirleyin. Ama istediğim şey burada sırtta kambur şu olmaması. Yani şu olduğu zaman siz zaten karnı aktive edemeyecek bir pozisyonda oluyorsunuz. O yüzden sırt yür, teaser pozisyonu gibi. İyiysen bir tık daha geriye yatabilirsin. Daha kolay yapmak istiyorsan biraz daha yukarıda ol. Ama dönüş, ellerin tam yere yana değmesini istiyorum. Çünkü o zaman oblikler daha net çalışmış olacak. Russian Twist'ten sonra leg raises yapacağız. Bu genelde normal doğum ya da daha fazla sezeryan yapmış bayanların, benim gibi alt karın problemi var biliyorsunuz ki. Ve buradaki deri katmanını götürmek zor. Leg raises genelde tam buraya hedef alan bir harekettir. Ellerinizi kalçanızın altına koymanızı isteyeceğim bu hareket için. O zaman daha fazla belinize yük binmeden bacaklar inecek. Dümdüz olması lazım, straight. Ondan sonra tekrar yukarıya kaldıracaksınız. İstiyorsanız kürek kemiklerinin yerden teması kesilmiş ve baş yukarıda. Ya da eğer zorlanıyorsan bu hareketi bu şekilde yaparken, boynun çekiyorsa omuzları bırak yere, kürek kemiklerin mete değsin. Başın yerde ve burada hareketi yap. Bacaklar dümdüz seni zorluyorsa hafif bükülü tut, bir tık daha kolaylaştır. Ya da bu pozisyonda daha da kolaylaştır. Tamamen sizin seviyenize göre kendinizi dinleyin. Yani burada belinizin izin verdiği kadar aşağıya indiriyor olmanız lazım.
ve çok çok fazla buranın açılmaması, elimin geçmemesi lazım. O da karnınızı sıkmanız ve aşağıya doğru mete bastırmanız anlamına geliyor. Okey. Bir sonraki hareket üst karın odaklı olacak. Hip raises. Gene burada yük aşağıda başlayacağım. Ondan sonra elleri çekebilirsiniz buradan, kollar yanda olsun, geldim ve burada kalçayı kaldırdım. Burada kalçayı kaldırmak için tamamen karın kuvvetimi kullanıyorum. O bana yardımcı oluyor. Yani kalçadan kendimi savurmuyorum. Geldim, hop, karnımı indirdim ve bıraktım. Geldim. Baş yerde de olabilir. Ama burada ne kadar kalçayı kaldırırsan o kadar fazla karnını kullanıyorsun. O yüzden önemli ve gerçekten karnı çok çok ciddi derecede yakan hareketlerden bir tanesi. Flutter kicks. Bu hareketleri zaten biliyorsunuz ya. Daha önce de yaptığımız hareketler. Yine el kalçanın altında. İndirdim. Ve ya büyük makas gibi olabilir ya da burada küçük kickler olabilir. Ya da biraz daha mesafesini açabilir, büyütebilirsiniz ya da kısaltabilirsiniz. Bu da seviyenize göre. Karnınızı hep içeriye doğru çekiyor olmanız ve göbek deliğinizi küçücük hale getiriyor olmanız lazım. Ya bu biraz zamanla oturacak, kilometre işi. Ama yapacaksınız. Dediğim gibi baş yerde olabilir, omuzlar yerde olabilir. Ama eller kalçanın altında. Burada bunu istiyorum bir 40 saniye. Bu da alt karnınızı çok iyi çalıştıracak. Sonra farkındaysanız bir alt bir üst, bir alt bir üst yan gibi gidiyorum. Hani ters çalıştırmak gibi düşünün. Ve daha efektif kılmasını sağlayacak biraz hareketlerin sıralamaları da bu yüzden önemli. Hep aynı bölgeyi etkileyecek hareketleri üst üste getirmemeye çalışın. Bu da benden size bir ipucu olsun. Bir sonraki harekette plank'e geçiyoruz dedim. Dirseklerde plank'te olmanızı istiyorum. Artık plank'e anlatmaktan derinde tüy bitti ama gene anlatacağım. Kürek kemiklerinin içine düşmüyorum. Buradayım. Dirseklerim, bileğim ve omzum 90 derecelik bir açı oluşturuyor. Kalçam aşağıda değil. Kalçam yukarıda, çadır değil. Bunlar önemli lütfen. Hafif yukarıda bir kalça ve sıkılı bir karın ve ondan sonrasında hop dizimi dirseğime yaklaştırdım. Ve nefes. Doğru nefes hareketteki performansınızı artıracak ve sizi yukarı çekecek bir şey performansınızı. Bunu istiyorum. Kalça dönmeyecek. Devamlı diz dirseğe yaklaşacak. Kolay gibi gözüküyor ama doğru formunu yakalar ve yaparsanız gerçekten karnınızın cayır cayır yandığını ve çok zorlandığınızı ama ne kadar da işe yaradığını göreceksiniz. Şimdi asıl benim favorim. Bence bu antrenmandaki en karın öldüren hareketlerden bir tanesi chair stop gibi düşünün. Ayaklarınız tabletop pozisyonunda olacak. Tabletop pozisyonu, okey, masa pozisyonu 90 derece. Genelde bunu görüyorum. Hareket devam ettikçe bu pozisyonu kaybediyorsunuz. Diz buraya geliyor ya da diz daha öne gidiyor. Bunu yapmayın. Bu kalçanızı tam mete oturttunuz. Burada hiç boşluk yok ve bu diz gelmiyor buraya. Çünkü bu açı karnı en iyi çalıştırabileceğiniz bir açı. Yukarı götürdüğünüz zaman bu bozuluyor. Tamam. Buradayım. Şimdi 40 saniye yapacağımız için bir omzumu, yani elimi omzuma koyuyorum. Diğer elim yukarıda ve yukarıya doğru tavana uzanmanızı isteyeceğim. Zaten olduğunuz yerde yukarıya uzanmak o kadar üst karnı aktive ediyor ki ilk tekrardan bile yandığını ve doğru yaptığınızı hissedeceksiniz. Sanki orada bir elma var, oraya uzandım ve onu alıyorum. Dizlerinize doğru değil, tavana doğru uzanıyor olmanız lazım. O zaman karın daha iyi çalışacak. 20 saniye sağ kol yukarıda, diğer 20. saniyede de bu şekilde istiyorum ve 90'ı bozmayın. Chair stop da bu. Burada küfür gelecek ve yanacaksınız. Onu çok 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 biliyorum. Sonra oturur pozisyona geliyorum. Seated in and out yapacağız. Şu kuşeyi takayım bir saniye. Çok güzel antrenman olacak ya. Çok keyifle yazdım gerçekten ve düzenli uyguladığınız zaman sonuç almamanız mümkün değil. Hem de biraz nabız yüksek olacağı için de kilo da vereceksiniz, kalori de yakacaksınız, yağ da yakacaksınız. Hepsi olacak. Buradayım. Eller gene yanda ama çok fazla destek almayacağım. Yani yeri deli gibi tutmuyorum. Sadece küçük bir dokunuş. Bana destek olması için. Dizi iyice çektim, kapandım akordeon gibi ve açıldım. Hızınıza siz karar verin. Performansınıza
ve seviyenize göre. Burada bacaklarınızı da taşıdığınız için zorlanacaksınız. Ama bırakmayın, tamam mı? Ve son hareket, ilk başta başladığım gibi gene nabzı yükseltecek hard beat. Jumping jack'la bitireceğiz. Bunu zaten anlatmama gerek yok. Tam açış istiyorum. Kollar yukarıda ve şey. Burada hızınız gene sizde. İyisen daha hızlı ama son hareket en büyük performansı orada bekliyorum. Sakın bırakmayın. Sonuna kadar geldiniz, oraya kadar vermediniz. Orada da bırakmayı asla kabul etmeyeceğim. Hazırsanız bütün dipnotları verdiysem başlayalım bakalım. Yakalım şu enerjileri. Haydi. Yerinizi aldınız mı? Ter dökmeye hazır mısınız? Ben yarı hazırım ama havaya gireceğime, moda gireceğime bu sefer de siz bana birazcık destek olun ya. Hep ben size motive oluyorum ama harika bir antrenman olacak. Sonra bana teşekkür etsiniz. Yorumlarda da bekliyorum fikirlerinizi. Hadi bakalım kronometreyi çalıştırıyorum. 40 saniye uyguluyoruz. 20 saniye dinleneceğiz. 9 hareket. High knee tap ile başlıyorum. İyi nefes istiyorum. Çek yukarıya. Çek. 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 Kırtıklardaki o hissiyatı hissetmenizi istiyorum ve nefes önemli. 20 saniyesi geçti bile yerinde değil, yukarıya. Çek kısık karnını. Çek, çek, çek. Çek, çek, çek. Dün yediğimiz hurmalar bugün tırmalıyor tabii ki. Güzel. Yere geçeceğim. Russian twist. Önceden anlattığım bence iyi oldu hareketleri. Çünkü çok fazla şu an noktaya değinmeden tamamen antrenmana konsantre olabileceğiz. Uzattım bacakları. Daha vaktim varmış ya. Ama şimdi. Yep, başladım. Nefes önemli. Seviyenize göre söylediğim şeyleri dikkat etmeyi unutmayın. Tam dönüş istiyorum. Oblikler çalışıyor. Dizler kırılı olabilir. Daha geriye yatabilirsiniz. Dön, dön, dön. Sıkıştır karnı. Çek içeriye, hep sert olsun. Şimdiden yanmaya başladınız. Son 5. Dön, dön, dön ve dön. Ve dur. Oh. Isıttığım çok iyi oldu sizi, değil mi? Harika. Leg raise'e geçiyorum. Yatış pozisyonumu alıyorum. Başlıyoruz 5 saniyeye. Eller kalçanın altında. Ve başladım. Ben başımı yukarıda uygulayacağım. Harekette zorlandığınız kısımda nefes verin. Bu her zaman böyledir. Ters nefes yapmayın, sizi zorlar. Eğer çok kolay taşıyorsanız, zorlaştırmak için daha da ekstra ağırlık kullanabilirsiniz bileklere. O zaman daha çok hissedeceksiniz. Ve daha fazla yükselmeyi deneyin. Belinizin altı açılmasın. Şurası önemli, şu kısım. Karın içeride mi? Son 8 saniye. İyice indir belinin izin verdiği yere kadar. Güzel. Ve 20 saniye dinleniyorsun. Gene bir sonraki hareketimiz alt karnı etkileyecek bir hareket olacak. Yalan söylüyorum, alt karnı etkilemeyecek, üst karnı etkileyecek daha fazla. Hip raises yapacağız. Bunu zaten bahsetmiştim. İlk başlarken eller kalçada, ondan sonra kollarınızın yanında destek almanızı isteyeceğim. Uzattım bacaklarımı. Çekiyorum. Koy kolları yana ve kalçayı kaldır. Ve uzat. Karnını kullan. Kaldırsın kalçanı. Kalçanı kendin fırlatma. Ne kadar çok tekrar yaptığınızın inanın bana önemi yok. Bunu push-up'ta da söyledim. Kaliteli tekrar önemli. Karnınızı hissetmeden yaptığınız hiçbir tekrarın önemi yok. Kaldır. Süper. Son bir tane daha. Ahmet'in dışına çıkmışım, hiç söylemiyorsunuz. Evet. Oh. Yanıyorsunuz biliyorum ama daha sadece yani yarıladık gibi antrenmanı. Flutter kicks ile devam edeceğim. Yine bu pozisyondayım. Ellerinizi kalçanızın altına almanı istiyorum. İsteyenler baş yukarıda olacak.
İsteyenler kafayı yere koyabilir, omuzlar da yerde olabilir. Ve ben küçük küçük kickleri ya da büyük büyük ya da büyük makas hepsini böyle bir setin içinde yapmayı daha çok seviyorum. Yani yanmanın en çok beni zorladığı noktaları buluyorum mesela. Bu arada bana hep soruyorsunuz, hocam işte kaç set yapıyorsunuz, kaç tekrar yapıyorsunuz vesaire. Benim için tekrar sayısı ne zaman yanmaya başlıyorsam o zaman ben saymaya başlıyorum. Yani ilk belki bir dakika vesaire hiçbir şey hissetmiyorum ama ondan sonrasında yanmaya başladıkça 1, 2, 3 diye saymaya başladığım doğrudur. O yüzden herkesin kasılma noktası ve zamanı farklı. Konuşurken de 40 saniye bitti bu arada. Plank pozisyonuna geçeceğiz. Nasıl gidiyor, iyi misiniz? Oh. Gösterdiğim plank dirseklerde dizi dirseğe çekmeli. Güzel bir hareket. İyi duruş olsun lütfen. Başlıyoruz 5 saniye içinde, hatta ben başlayayım, beklemeyeyim. Karnı çektim. Hızı size bırakıyorum. İster hızlı, ister daha kontrollü, daha hissettiğinizi böyle iyi düşünüyorsanız bu şekilde. Ama karnı hissedin. Hareketten kaçmayın. Sonuçta kendiniz için bir şey yapıyorsunuz. Kendinize yatırım yapıyorsunuz. O yüzden burada kandırmak ya da az şey yapmak kendinize yaptığınız bir şey. O yüzden kaçmayın. Sonuçta en iyi sen olmak var. Güzel. Ben bayağı hoş terledim. Vücut isisi artmıştır. Oh, çok iyi. Chair stop yapacağız. O benim meşhur en yakan karnı hissedeceğiniz hareket. Tam ortaladığım, yattığım tabletop pozisyonu. 20 saniyede yön değiştireceğim ve güzel. Tavana. Oradaki ışığa. Burada artikülasyonla in, yani dümdüz sırt inmeyin. Hafif omurga öpsün meti teker teker. Yani şuraya uzanmanızla buraya uzanmanız gerçekten farklı. O yüzden deneyin, farkı siz görün. Boynunuzu yukarı uzatmayın. Bunu istemiyorum. Sadece ertesi güne sıkışmış ve ağrıyan bir boynunuz olur. Benim işim karnınızla. O sizi yukarıya taşıyacak. Güzel. Seated in and out'a geçeceğim de. Bence çok iyi antrenman çıkartıyoruz ya. Hangoverlık falan neymiş? Ama yok. Bu gece çıkmalar, bir şey yapmalar gerçekten hiç bana göre değil. Mahvoldum ya. Düzeninizden şaşmayın diyorum. Erken yatmak, erken kalkmak candır. Evet. Eller yanda. Çekiyorum. Çok omuzlarınızın içine düşmeyin. Yani şu güzel bir görüntü değil. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Çok iyi. 1-20 saniyem daha var. Ben bu arada tabii ki size ayak uydurup kolay yapabilmek adına biraz hile yapıp ekstra ağırlık kullanmıyorum. Ama ben normalde bacaklarıma 1,5 kilo ya da bileklerime takıyorum 2 kilo. İnanılmaz etkili oluyor. Deneyin. Ama beliniz güçlü değilse zorlar. Önce karnı güçlendirin biraz, ondan sonra step by step hepsi olacaktır diyorum. Ayağa kalkıyoruz ve son cila jumping jack'le bitireceğim. Nefesinizi iyi toplayın ve sakın bırakmayın. Oh, çok iyi antrenmandı. Bu daha birinci round bitecek bu arada. Haberiniz olsun. Böyle bir 3 round, 4 round bekliyorum sizden. Çok zıpla. Sık karnını. Burada daha antrenman bitmedi. Ne elinizde varsa ortaya koyun. Ah be, arkadaki kinesize giriyorum. 20 saniye. Devam. Nefesini toparla. Karnını kullan. Ve antrenman bitiyor. Daha ne istiyorsun? Son 5, 3, 2, 1 ve son. Oh. Hatta şöyle yapayım. Böyle mi yapılır reverans? Çok iyiydiniz. Bence harikasınız. Ve harika olan biziz. Siz, ben, burada beni çeken kızlar.
kadın gücü diyorum. En iyi sen olanlar diyorum. Ah, üç tur daha yapacağız. Bir dakika dinleniyorsunuz, ondan sonra beni tekrar açıyorsunuz. Ön bilgileri atlayabilirsiniz ama ondan sonrasında workout kısmında ateşleyici, heat, nabzı yükseltecek, yağ yakacak, bütün karnınızı eşit çalıştıracak bu güzel workout için kanala abone olun. Abone olmadan izlemeyin artık. Ne olur, ne olur, ne olur. Stop etmeyi bırakın yani. Bence bu kanal aboneliği hak ediyor. Yorumlar yazılsın, sorular sorulsun. Bir video daha çekeceğiz. Sizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Güzel karnım ve ben. Görüşmek üzere diyorum. Güzel pazar günü.